Bakın bu doğru değil. Hayatın başlangıcını açıklayabilecek iki tane ihtimal olabilir. Birincisi her şeyin tesadüfen olduğunu söyleyen evrim teorisidir. İkincisi ise yaratılıştır. Bunun dışında başka bir alternatif görüş olamaz. Çünkü bir şey ya tesadüfen olur ya da tesadüfen değildir ve bilinçli bir müdahale vardır. Dolayısıyla biz baktığımız zaman doğaya, mesela Douglas Butuma var, dünyanın en ünlü evrimcilerinden bir tanesi. Sayın Rousseau'dan çok daha ünlü birisi. Dünyacı tanınıyor. Diyor ki Douglas Butuma, eğer diyor canlılara baktığımızda bunların tam ve mükemmel eksiksiz şekilleri ortaya çıktığını görürsek, o zaman yaratılmış olduklarını kabul etmemiz gerekir diyor. Dolayısıyla biz canlılığa bakıyoruz. Fosillere baktığımız zaman ki 250 milyon fosil var. Bütün fosiller bize bütün türlerin tek tek birdenbire tarihte mükemmel ve eksiksiz şekilleriyle ortaya çıktığını gösteriyor. En ufak bir geçiş yok bir türden diğerine. İddia ettikleri ara geçiş formlarının esamesi bile yok. Tek bir tane bile yok. Tabii ki bu yaratıldığını ispatlamış olur. Yaratılış bir teori değildir. Yaratılış Allah akılla bilinir ve biz bütün gözlemlere baktığımız zaman, delillere baktığımız zaman hayatın, kainatın, biliyorsunuz Big Bang teorisi de bunu söylüyor. Yoktan var edildiğini, canlıların Allah'ın ol demesi yoktan var edildiğini görüyoruz. Bunu fosil kayıtlarında görüyoruz. Bize 250 milyon fosil bize Allah tarafından yaratıldığını kesin bir biçimde ispatlıyor.